Arkadaşlar Kayseri'nin video arasında biraz önce oynanan çok şık bir karşılaşma ve karşılaşmanın içerisinde bir sürpriz var. Bakalım beğenecek misiniz? E4 C6 D4 D5 Karakan savunması E çarpı D5 C çarpı D5 ve fil D3. Yıllar önce çok fazla oynadığım bir devam yolu sevgili dostlar. Beyazlar piyonu B2 C3 ve D4 şeklinde koyar. Buradaki fil siyah filin F5'e çıkmasına engeller ve devamında Oyunumuzda nasıl olmuş bakalım ama devamında Beyaz'ın at f3 kısal ok yaptı. E5 altına oturmaya çalıştı. Buradaki kaleyi e hattına gelerek f4 sürüp şah kanından saldırıda bir konum oluşur. Aklınızda bulması gereken ilginç bir devam yolu söyleyeyim size. Burada vezir c7 gibi bir hamle var. Ve Beyaz'ın fil f4'ünü kesiyorsunuz. Şimdi mesela at f3 oynarsa fil g4 var. C3 falan oynayabiliyorlar. Buna at c6 sonra hemen e5 oynayabiliyorsunuz. Böyle bir devam yolu var. Tabi g 4 falan da olabiliyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi oyunumuza devam edelim. Vezir şey at C6 oynanmış. C3 ve şimdi G6. Bu hamle de ilginç. Fikir şu. Filin F5'e gidişi. Fil alır F5. G F5 sonrasında burada güçlü bir piyon yapısı kurmak istiyor. Siyahlar. At F3. Fil F5. Ve Karsen fileyi 2 oynuyor. Bakın şu devam yolu bence beyazı biraz hafif üstüne olsa da psikolojik olarak yıpratıyor. Ya neden bahsediyorum? Bakın bu az şimdi F6'dan E4'e yerleşiyor. Bu fil G7'ye geliyor. Yani bu yapıyı mutlaka kırmanız lazım. Yapıyı kırmak için C4 sürmeniz lazım. Şu an oynanamıyor biliyor. Çünkü fil g 7de E4'e saldırıyor. Buradaki vezir ve e, atla beraber. Dolayısıyla buradaki e, yapı her ne kadar bazı zayıfları verse de aslında beyzi biraz rahatsız ediyor. Bu sebeple fil E2 oynamış. Gayet makul. Fil G7 kısa ok, At F6. Kale E1. Kısa ok, At bd 2. Ve siyah at e4 oynuyor. Yani burada beyazın Ciddi bir üstünlüğü var mı derseniz bence inanılmaz bir üstünlük yok. iki tarafta taşların geliştirdi ve Kaysen burada yine atları kesmeyerek at B3 oynuyor. Bu tazemler tabii üst düzey hamleler. Yani burada atı kesmiyorsunuz B3'e geliyorsunuz vesaire. Şimdi buradaki fikir şu. C5 karesini kontrol geçirmek istiyor. Şimdi B6 gibi bir hamle bunu engellerseniz fil F4. Şimdi bu sefer B5 ve 6da beyaz kare zayıflıkları oluşuyor. Bu niye kritik? Çünkü C8'deki fil artık buradaki zayıflığı koruyacak yerde değil. F5'e çıktı. E tabi şey diyebilirsiniz hani buradaki at e, C5'i etmiyor mu diye ama arkadaşlar sonsuza kadar bu at burada barınamıyor. Birazdan göreceğiz. Vezir C7 Fil D3 Kale A D8 ve H3. Bakın bu H3 de kritik. Hem Fil G4 fikrini kesti hem de biraz sonra göstereceğim üzere beyaz bir hamleyi hazırlıyor. Şimdi arkadaşlar bu konuda Steven yaptığı hamleyi ben çok beğendim. O yüzden size soracağım. Vidic bu konumda ne önermiş olabilir? Bakalım olabilecek misiniz? Arkadaşlar F6 ünlem gerçekten kutluyorum. Çok önemli bir hamle. Bakın siyah taşların hepsi şu an ne yapıyor? E5 karesini kontrol ediyor. Dolayısıyla beyaz henüz gelişimi tamamlamadan rahat bir şekilde fili bu çarpmaza gelmeden merkeze saldırmak gayet mantıklı. F6 ünlem. Şimdi F6'ya fil F4 oynarsa Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen. Vezir F4 gibi bir hamle olduğu için yani bu vezir F4 kalesini kontrol ettiği için beyazın bir ara G3 falan oynaması lazım. Ama G3 oynasa bu sefer H3 boşta. Yani aslında burada beyazlar şu fili geliştiremiyor. Şimdi bu fili geliştiremediği için başka bir çözüm bulmuş sevgili dostlar. Size sorabilirim. Sizce beyaz ne oynamış olabilir? Arkadaşlar A4 ünlem niye ünlem? Çünkü bakın buradaki filden kurtulursanız E4 karesine atı kim kontrol edecek? Bu filin buradan gitmesi lazım. 1-8 oynanmış. Ve şimdi fil çarpı e4 alıyor Karsen. D alır e4 ve kale alır e4. Şimdi kona baktığımız zaman beyaz bir piyon kazandı gibi gözüküyor. Ancak siyahın hem fil çifti var hem de beyazın atları çok fazla oyun dışında kaldı. Dolayısıyla burada Vitik hızlı bir şekilde Karsen'i cezalandırmak adına e5 oynuyor. Şimdi at f3 kaçılmış ve buradaki fikir hepinizin bilmesi gereken bir fikir. Videoyu durdurun. Siyahın yaptığı fikri bulmaya çalışın. Arkadaşlar bu fikir çok temel bir fikir. Oyunlarınızda mutlaka uygulamanız gerekiyor. E5'te bir piyon varken ve bu piyon yalnızken D ya da F piyonuyla bu piyonu destekleyip hızlı bir şekilde piyonu E4'e yerleştirebilirseniz F3 karesindeki at buna uzaklaşmak zorunda kaldığı için hem şahkanı daha rahat saldırırsınız hem de ciddi bir avantaj avantajı elde edersiniz. Dolayısıyla burada F5 iyi hamle. F5 ünlem. Kale E1 ve şimdi E4 ve artık karesinin atını A2'ye kadar çekmiş durumda. Şimdi konumu objektif bir şekilde yorumlamak gerekirse 2 4 6 7 2 4 6 ben burada siyahı tercih ederim. Çünkü piyon geriz belki ama fil çifti çok iyi bir de beyaz taşları bir şekilde organize olamıyoruz. Bakın bu filde çıkamıyoruz. Belki fil G5, fil H4, fil G3 vesaire ama bunlar da F4 sürüşleri olacak. Yani beyaz piyon önde olmasına rağmen aktiflik manası siyah ciddi bir aktiflik vermiş oldu. Şimdi burada siyahın uyguladığı strateji çok güzel. Siyah AT5 oynuyor. Bakın zayıf olan D3 karesini görüyor ve buraya yerleşmek istiyor. Mesela f 4 gibi bir hamle yaparsanız buradaki yani ata saldırmak amaçlı. Bu açmazdan basitçe çıkılabilir. Mesela Fd f ya da e karesine bir yere kaçalım. Zaten e 5 alınamıyor. Çünkü fil çarpı 5 var. Buradaki vezir boşta ve dolayısıyla buradaki atla doğru düzgün alınamadığı için at hiç önemli bir tehdit olacak. Şimdi karsan atı 5e hemen fil g5'e Biraz önce söylediğim fikir. Çünkü oyunda olmayan taşı buradaki fil. Şimdi kare d5 ve karsan At c şöyle. Bakın Carlsen'in şu olayını çok seviyorum. Burada bana sorarsanız Siyah gerçekten daha iyi konumda. Ancak bir şekilde Carlsen oyunun başında yaptığı yatırımların ekmeğini yani bir yerde yiyor. Yani Steve Jobs'ın bir konuşması var. Bilenleriniz bilir. Bilmeyenler de bu video sonrasında mutlaka izlesinler. Hayatta beğendiğim en güzel konuşmadan bir tanesidir. Her zaman şunu söyler. E, Hayatınızda ki noktaları e, yani noktaların bileşeceği kendinden noktalar birleşir, birleşir. Yani ileriye bakarak noktaları birleştiremezsiniz sevgili arkadaşlar. Geriye bakarak birleştirebilirsiniz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Birçok farklı yerde bir olay yaşadığınızda o olayın ileride nasıl birleşeceğini o an fark etmezsiniz ama bir şekilde ilerleyen zamanınızda o tanıştığınız kişi, düşündüğünüz iş, battığınız proje ya da verdiğiniz yanlış ya da doğru karar tanıştığınız kişi vesaire bir şekilde bir noktada birleşir. Kendi hayatımda bu, bu şekilde olmuştur. Satrançta da bunun en iyi örneği bence Magnus Carlsen. Bakın bu atın D2'den B3'e gitmesi çok alakasızken olay bir şekilde bu atın kullanıma açılmasına imkan tanıdı. Çünkü artık bu at C5'e gelerek artık siyah fili rahatsız etti. Şimdi B6 oynamış buradaki atı rahatsız etmek için. Ancak K'senin buradaki fikri çok güzeldi. O yüzden zaten at C5 oynamıştı. Size soracağım sizce beyazlar ne oynamış olabilir? Arkadaşlar burada vezir bövüş oynuyor ve noktaları ileriye doğru bakın şey, gerideki noktaları birleştiriyor. Videonun bir başlığı bu arada Carson Steve ulaşıyor diyebiliriz. Gerçekten güzel bir göndermeli bir başlık olabilir. Şimdi bakın buradaki at artık B3 karesini boşalttı ve kaleye saldırıyor. Ve bu geçmişte yaşattığımız bu at at B3 at C5 manevrası aslında buradaki vezirin daha aktif çalışmasını sağlıyor. Niye? Çünkü normalde bu at burada olmasa file 6 oynanacaktı. Fili altı oynamadığı için şimdi Vezir B3 oynayabiliyor. Kale açmaz da. Şimdi Vezir F'ye de oynamak zorundasınız. Bakın. Şimdi buna da Kalsen'in tabii ki güzel bir hamlesi var. At çarpı E4. Ya çok beğendim ya. Şu atın ve Steve Jobs'ın konuşmasıyla uyumu bence çok hoş. Valla bayağı beğendim arkadaşlar. Çok azaldım şu an. Çünkü niye? Şimdi mesela F çarpı 4 almaya çalışın. Artık D5 var. Hani vezir F2 alabilirsiniz ama şarj 1 var. Buradaki kale açmaz da. Yani şu atın bir şekilde faydalı oluyor oluşu ve Karsen'in bu atı bir şekilde kullanması çok güzel. Şimdi bu sebeple bir kere f4 almamış burada. Vidit. at d3 oynuyor. Karsen de peki diyor at f6. Şah çekiyor. At f6, fil f6 ve fil f6. Şimdi konumu ilginçliği şu. Fil çok aktif. Bu aktif filden siyahın bir şekilde kurtulması lazım ancak kurtulamıyor. Niye? Vezir f 6 alırsa d5'te kale boşta. Dolayısıyla burada e iki kaleyi almış siyahlar. At alır e ve kale alır ebe. Burada biraz durabiliriz. Şu an konu baktığımız zaman Siyah'ın kalite öne geçtiğini görebiliyoruz. Ancak 2-4-5, 2-4-6-7 yani kaliteye karşı 2 piyon var. bana sorarsanız bu konuda beyazın biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü buradaki fil Siyah'ın zayıf olan siyah kalelere çalışıyor. Bu kalelere bakıyor. Bir de D4'teki piyon çok güçlü. D4'teki piyonla buradaki fil E5'e bir yerleştiğinde Bakın buradaki piyon ve buradaki fil en sevdiğim konumdur. E5'te filin olduğu ve arkasında piyon desteği hiçbir şekilde kaç, e, kalkmıyor. Şimdi fil e oynanmış. oynanmış. Şunu da göstereyim. Vezir F6 alsanız de 5'ten sonra zaten e, hiçbir şey kalmadı burada. Yani i̇ki piyon net geri olduğu için direkt kaybediyor. O yüzden mutlaka kayıt avantajını koruması lazım. Fil E6. Şimdi fil G5. Siyah kale E5 oynuyor. de 1. Kale alır E1. Vezir alır E1. Ve fil A2'si ya da kutluyorum gerçekten bu arada. Birer tane kaleyi kesti. Çünkü kendi kalesinde artık rakibi olmayacak el hattında. Bir de korkmadan A2'deki piyonu aldı. Şimdi tabii ki burada e, önemli hamler yapılmaya başlanıyor. Size soracağım. Sizce beyazlar ne oynamış olabilir? Dördüncü sorumuzdayız. Arkadaşlar at F3 ünlem. Şimdi ünlem niye diyorsun diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Sürekli ne söylüyoruz sürekli? Diyoruz ki konumda olmayan taşlarımızı oyuna sokmamız lazım. Bu fil ya ve bu vezir zaten görevlerini yaptı. Oyunda olmayan ki zaten bir tane taşımız kaldı. Bu atın bir şekilde oyuna dahil olması lazım. O da F3'ten E5 karesine gitmesi. Çünkü E5 karesine kağıt hem önemli kaleleri kontrol edecek. Çünkü bakın E5 karesine kağıt beyaz kaleleri kontrol ediyor. E buradaki fil zaten siyah kaleleri kontrol ediyor. Dolayısıyla hem beyaz at hem de siyahlarda beyazın aktif olduğunu görebileceğiz. Dolayısıyla at F3 çok kritik. Kale e 8 oynanmış. Şimdi at E5. Vezir de 5 gelinmiş. Ve burada bakın çok 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 güzel bir hamle arkadaşlar. F3 oynuyor karşı Fikir ne? Bakın bu vezirin buradaki baskısını tamamen yok etti. Bir de artık vezire 4 planı yok. Filce 4 de burada siyahlar saldırırsa devam ediyor. Ve çoğunuzun bulacağını düşündüğüm Karsen'in kurtarıcısı. Karsen'in doktoru. Karsen'in can yoldaşı. Dostu ne derseniz deyin. Karsen'in o kurtarıcı hamlesi geliyor. Videoyu durdun ve beyazın yaptı amayı bulmaya çalıştın. Evet bu amayı için herkes videoyu ben tuşuna tıklayabilir. Tabii ki sıkıştığımızda hangi piyon yardım ediyor? H piyonu H4 <laughs> ya hakikaten şu H piyonu görünce bende bir gülümseme geliyor. Karsen'in kaç tane maşını kurtardı bu H, H piyonu? Yani videonun başlığı Karsen'in iptal eden H piyonu da olabilir. Ee, Steve Jobs da olabilir artık bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar Karsen şunu düşünüyor. Diyor ki E5'teki atım güzel. Film güzel. Ama diyor. Konumu geliştirmem lazım ama konumu geliştiremiyorum. Niye geliştiremiyorum? Çünkü siyah piyonlar çok aktif. Yani bu piyonları biraz zayıflatmam lazım. Bir de konumu geliştirebilmek için şu veziri bir şekilde buralara yaklaştırmam lazım. Dolayısıyla burada Karsan önce H4 oynuyor. Siyah P5 önce Şimdi H5. Fikir H piyonun yardımıyla H hattını açarak bu vezirin saldırıya dahil olması. Şimdi vezir E6 ve hemen vezir H4. H piyonun gücü böyle bir şey. Vezir hemen oyuna dahil olmuş oldu. Şimdi bir de 5 ve Kalsen çok kolay bir şekilde artık noktalandırıyor oyunu. Size soracağım beyazlar oyunu nasıl bitirmiş olabilir? Artık H piyonu görevini tamamladı. Aşağı çarpı G6 alabiliriz. Siyalar da H G6 aldıktan sonra ve fil ve 6 şimdi vezira 8 mata çare yok. Bence çok şık bir taş uyumu var burada. Siyah kaleri fil kont ediyor. Beyaz mat için tamamıyla hazır. Siyah şen kaçabileceği tek kare olan Feli karesinde E5 karesine yerleşen at şu an kont ediyor. Yani bu atın E5'e gidişi ve sonrasında şuradaki H4 piyon sürüşü yine bakın daha bugün oynanmış bir oyun ama bence çok klastı. Şu piyonun yine oyunu kurtarması hepimize bence gülümsetti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.